Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Mart ayı Başak Burcu yorumlarıyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar, 10 Mart'ta yönetici gezegeniniz Merkür Koç Burcu'na geçiyor ve size sevindirici haberler getiriyor. Parasal konuda bir çıkmazın içinde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Buradan nasıl çıkacağınızı, kendinizi nasıl toparlayacağınızı göreceğiniz bazı imkanlar doğabilir. Karşılaştığınız durum her ne olursa olsun, tamamen teslim olmak yerine buna nasıl müdahale etmeniz gerektiğine odaklanabilirsiniz. Yeni planlar ve hazırlıklar gündeminizde yer bulabilir. Aceleye getirilmiş işlerden uzak dursanız da, çevrenizde veya ailenizde olup sizi etkileyebilecek durumlar da yaşayabilirsiniz. Soğukkanlılığınıza ve mantığınıza daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. İş kurma, mevcut işinizi geliştirme, hem maddi hem manevi açıdan kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir yan alan, beklemede ve belirsizlikte kalmış fikirler gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Kendinizi garanti altına alacağınız, ailenizi de düşünerek bir birikim, yatırım fonu oluşturacağınız imkanlar doğabilir. Sigorta, toplu para, alacak verecek düzenlemesi, miras, emeklilik gibi konuların işlemlerini başlatabilirsiniz. Ruhunuzun canlandığını hissedebilirsiniz. Hayata dair hala bir umudunuzun olduğunu bilmekle bu umudu yaşamak farklıdır. Bu farkı yoğun, enerjik ve yüksek bir motivasyonla hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. 10 Mart'ta Balık burcunda gerçekleşecek yeni ay ile birlikte hayatınızdaki insanları ve onların hayatınızdaki yerini düşünüp bazı kararlar alabilirsiniz. Artık kalbinizde yeri olmayan duygulardan emin oluyorsunuz. Ruhunuzun ışığını söndüren insanlara kendinizi yakarak karşılık verme, yeniden alevlendirme zamanının sonuna geldiniz. Sabrınızı, sevginizi, yardımseverliğinizi ne ölçüde yansıtmanız gerektiğini daha iyi bildiğiniz için ilişkileriniz noktasında daha aydınlık bir döneme giriyorsunuz. Evlilik, ortaklık gibi birebir ilişkilerin olduğu alanlarda şüphede bırakan, belirsizlik taşıyan durumlar hakkında konuşabilirsiniz. Bazı ilişkiler resmiyete taşınabilir. Evlilik süreci ve bunun hazırlıkları gündeminize gelebilir. Aydınlık ve yüksek bir bilinçle ilerliyor olmak, sorun yaşadığınız kişilerle de uzlaşmanızı, davalarınızı sonlandırmanızı sağlayacaktır. Psikolojik olarak üzerinize gelecek pek çok faktör olsa da artık sizin kesin kriterleriniz ve çizgilerinizin olması, en az hasarla çıkmanızı kolaylaştırabilir. Ticari konularda yeni adımlar atabilir, danışmanlık, halkla ilişkiler, sosyal medya, el becerisi, psikoloji gibi sezgilerinizi de devreye koyacağınız alanlar tercih edebilirsiniz. 12 Mart'ta Venüs'ün Balık burcuna geçişi ile beraber ilişkilerinizle ilgili konularda neyi önemseyip önemsemeyeceğinizi düşünebilirsiniz. Bazı durumlara fazla takıldığınızı, bir mantığa oturtmaya çalıştıkça çıkmaza girdiğinizi fark edebilirsiniz. Bunları görüp tutumlarınızı değiştirmeye çalışabilirsiniz. Hayatınızdaki insanlardan bu konuda destek alabilirsiniz. Sevgisini, iyi niyetini size sunan ve sizi gerçekten destekleyen insanlarla çevrili olmanın getirdiği rahatlığı kabulleniyorsunuz. Sezgilerinizi daha doğru kullanmayı, hayatınıza bunları yansıtırken karşınızdaki kişinin hislerini de düşünmeyi daha çok deneyimleyebilirsiniz. Kendinizle çeliştiğinizi zannederken aslında ihtiyaç duyduğunuzu fark ettiğiniz gelişmeler olabilir. Bu da beklentilerinizi geliştirebilir, iyi yönde sonuçlandırabilir. Parasal konularda şansınız yüksek olabilir. İyi gelir elde edeceğiniz, sorunlardan uzak kalabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu ruh hali size doğru seçimler yapma konusunda alan oluşturabilir. Akışın gücünün sizi güçlendireceğini unutmayın. 20 Mart'ta Güneş'in Koç burcuna geçişi ile beraber parasal konularda yüzünüz gülmeye başlayabilir. Neden yeterli gelemediğinizi, istediğiniz sonuçları neden alamadığınızı daha iyi görebilirsiniz. Bu farkındalık hareket edeceği yeri ve yönü gösterebilir. Cesaretinizi toplayın ve bu sorumlulukları yerine getirmeye odaklanın. Ödemelerinizi tamamlamanız ve düze çıkmanızın yan sıra daha iyi koşullara ulaşmanızın anahtarını bulabilirsiniz. Eşinizden, ailenizden gelecek destekler, miras, gayrimenkul gibi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir. Beklentilerinizin karşılanacağı, yaşam koşullarınızın bu değişimden faydalanacağı bir dönemdesiniz. Bu yüzden işaretleri ve olasılıkları iyi takip edin. Gözünüzden bir şeyin kaçmayacağı kadar dikkatli, onu kullanacak kadar hızlı olmayı ve bunları uyumla yapmayı denemelisiniz. Eliniz güçleniyor. Bu zorlukları aşmak psikolojik olarak rahatlamanızın en büyük tetikleyicisi olabilir. 23 Mart'ta Mars'ın Balık burcuna geçişi ile beraber bazı insanlarla fazla muhatap olmanız gerekebilir. Kendini kanıtlama, aklama gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Olayları bir savaşa dönüştürmeden hareket etmelisiniz. Hukuksal ve resmi yollarla çözeceğiniz hiçbir şeyi aleyhinize çevirmeyin. Bu konuda işi profesyonellere bırakın ve kendi gündeminize dönün.
İşbirlikleriniz, ortaklı çalışmalarınız, bireysel sorumluluklarınız alanında yoğunluğunuz olabilir. İş kurma ya da geliştirme noktasında yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Evlilik ve ilişkiler hakkındaki fikirlerinizi netleştirmek isteyebilirsiniz. Nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini bilemediğinizde sakinleşip düşünmeyi tercih edin. Beklentilerin, davranışların nereye vardığını iyi anlamalısınız. Çözemeyeceğiniz sorunları değil, sorun olarak görmedikleriniz daha önemli olabilir. 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda gerçekleşecek ay tutulmasının ardından değer görmek, kazanmak ve kendini ispatlamak adına verdiğiniz çabaları sonlandırabilirsiniz. Kendinizi heba ettiğiniz ama sonucu yine de değiştiremediğiniz durumlara daha fazla gözünüzü kapatmamalısınız. Kendi yolunuzu çizmeye, değerlerinize öncelik vermeye odaklanmanız gerekebilir. Parasal konularda bunu daha çok deneyimleyeceğiniz gelişmeler olabilir. Her şey bir anda değil ama yavaş yavaş hayatınıza sızacaktır. Bu sızıntıların hayatınıza dahil olmasını, o boşlukları ve delikleri ne kadar iyi görüp işlediğiniz belirler. Bu yüzden çalışmaya, öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye ve hayatı fark etmeye devam etmelisiniz. Bir yanılgı, suistimal, yalnız bırakılmışlık hissi içindeyseniz işler tersine dönebilir. Bunu bireysel olarak yapacağınız işlerle ortaya koyacağınız gibi hakkınızın teslim edilmesiyle de görebilirsiniz. İlahi adaletin ve kendi vicdanınızın sorgusuna düşebilirsiniz. Doğru, samimi, etik hareketlerin dışındaki hiçbir şeyin buna hizmet etmeyeceğini unutmayın. Beslenme ve yaşam alışkanlıklarınız, iş yapma biçiminiz ve alanlarınız değişebilir. Buna ayak uydurmaya ne kadar erken başlarsanız o kadar kazançlı çıkarsınız. 2023 yılının bu yöndeki öğretilerini yakalayıp önlem almaya başladıysanız bu tutulma ile 1 ila 0 öne geçtiniz demektir. Motivasyon sözünüz, hayat en sade ifadesiyle irade savaşıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenin.